Yani aslında hiç vermek istemediğim haberler bunlar ama sizlere uyarmak zorundayım. Keşke olmasa ama e, sabah 7'de gün güne birlikte merhaba deyip birlikte uyandığımız andan itibaren bu ve benzeri e, birçok haber paylaştım. Çünkü maalesef ama maalesef çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir dolandırıcılık metodu bu kez mesajla ve diyorlar ki sizlere borcunuz idari takipte acilen ödeyin son günleri yaklaştı pek çok kişi hiçbir yere borcu olmasa da aynı numaradan bu ve benzeri mesajları defaatle aldıkları için bu tuzağa düşebiliyorlar. Hiçbir yere borcunuz olmasa da bugünlerde telefonunuza idari takipte dosyanız var. Borcunuzu acilen ödeyin şeklinde mesajlar gelebilir. İstanbul'da bir sözde alacak yönetim şirketi bu ve benzer mesajlar gönderip olmayan borcu ödetmeye çalışıyor. Ödeme yapılmazsa sürekli taciz ediyor. İnternet ve sosyal medya o sözde şirket için yapılan binlerce şikayet yazısıyla doldu taşta adeta. Pek çok kullanıcı borçları olmasa bile bazen korkudan, bazen sadece meraktan şirketin numarasını arıyor. Karşılarında sert bir üslupla konuşan birini buluyor. Şirket çalışanı o hayali borcu ödetmek için söylemediğini bırakmıyor. Kullanıcıların çoğu şirket hakkında şikayette bulunsa da bazıları korkup ücreti ödüyor. Ancak o ödeme yapılsa bile bu kez yeni ücretler isteniyor. Kendilerine alacak yönetim şirketi deyip mesaj atan o kişiler insanları canından bezdirdi. Öyle ki bazı kullanıcıların şirket hakkında yaptığı yorumlar bunu açıkça gösteriyor. Peki böyle bir durumda karşı karşıya kalınırsa ne yapmak gerekiyor? O aramaların, gelen mesajların bir geçerliliği var mı? Bütün varlık yönetim şirketleri BDDK'nın onayına bağlı olarak açılır ve BDDK'nın onayıyla e, faaliyetini sürdürür. O yüzden e, bütün varlık yönetim şirketleri BDDK'nın resmi sitesinde zaten sayılıdır. E, eğer böyle bir e, mesaj ya da arama geldiyse öncelikle BDDK'nın resmi sitesinden teyit edilmez. böyle bir şirket var mı yok mu bunun teyit edilmesi gerekmekte sıkça şikayet edilen o sözde şirket kontrol edildiğinde herhangi bir sisteme kayıtlı olmadığı görüldü. Vatandaştan yasa dışı yollarla para almaya çalışılıyordu. Peki şirket sistemde kayıtlı ancak istenen borcun üzerinden yıllar geçmişse ne yapmak gerekiyor? Her alacak için bir 10 yıllık zaman aşımı, genel zaman aşımı süresi söz konusu. E, bu 10 yıl içinde eğer bir hukuki süreç başlatıldıysa yine dosya nezdinde ayrı ayrı e, itiraz hakları ve zaman aşımı süreleri söz konusu oluyor. E, bunlarla ilgili bir avukata danışmalarını tavsiye edebilirim. 10 yıllık zaman aşımında olmadıysa zaman aşımı defini kullanarak ödeme yapmaktan kaçınabilirler.